Evet Değerli izleyenler yine Yeni Özgür Politika gazetesinden Fehim Işık bugünkü köşesinde e, 6 partinin sistem içi muhalefet e, adıyla 6 partinin bir araya gelmesini ve bu noktada HDP'nin duruşunu değerlendiriyor. Yalnız siyasete kim niye payanda olsun başlığıyla izliyoruz. Muhalefet cinahında yer alan 6 partinin genel başkanları geçtiğimiz hafta sonu bir araya geldi genel başkanların güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının yanı sıra seçim işbirliği, geçiş süreci planlaması ve Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği başlıklarını masaya yatırdıkları konuşuluyor. Muhalefet partilerinin bir araya gelmesi AKP-MHP iktidarının gidişinin nasıl olacağıyla sonrasında yapılacakları tartışmaları önemsiz bir konu değil. Yatsımanın bir anlamı yok. HDP niye o masada değil valindeki tartışmalarda gereksizdir. Herkes işini yapıyor. Sonda diyeceğimizi başta diyelim. İşini yapmakta eksik ve aksak davranan devrimci siyasettir. Altı çizilmesi gereken budur. Son hareketlilikler gösteriyor ki Erdoğan artık Alemi Cihan olsa er veya geç bir seçim yapılacak. Şu da belli Erdoğan'ın derdi yapılacak olan bir seçimi engellemek değil. Bunu yapamayacağını gücünün buna yetmeyeceğini biliyor. Erdoğan'ın asıl derdi her ne pahasına olursa olsun seçimi kazanmak. Kılıçdaroğlu ve Akşener hareketlenmiş olsalar bile tutumları nüanslar hariç Erdoğan ve Bahçeli'den farklı değil. Ceberrut ikili seçim kazanmak, Kılıçdaroğlu ve Akşener de bu ikiliye seçim kaybettirmek istiyorlar. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistemle geçiş süreci planlamasını konuşmak için bir araya gelinse bile asıl masaya yatırılan konunun seçim işbirliği olmasından sırıtıyor. Özlü bir değişimi savunmadıkları, statükonun devamından yana oldukları için de HDP'yi ve Türkiye ile Kuzey Kürdistanlı diğer yurtsever, devrimci, sol ve sosyalist güçleri dışlıyorlar. Eğer hesapları tutar, seçimi dışladıkları kesimlerle bir işbirliğine girmeden kazanırlarsa, AKP-MHP dönemindeki zorbalıkların sonucunu statikoyu korumak için kullanmayı düşüneceklerinden de kuşku duymamak gerekir. Yani bir ceberut ikiliği götürürken yeni bir ceberut ikilinin gelişini planlıyorlar dersek abartmış olmayız. Eğer Erdoğan ve Bahçeli gidecek, yerlerine gelecek Kılıçdaroğlu ve Akşener farklı metotlarla da olsa aynı siyaseti sürdürecekse HDP ve diğer devrimci muhalefet niye bunlara payanda olsun? Nihayetinde HDP hem iktidardan hem de muhalefetten ayrı bir yerde duruyor. Üçüncü yol siyaseti tam da bunu ifade ediyor. Yani HDP ne odur ne budur. Eğer böyleyse... HDP niye onların masasında olsun? HDP'den beklenen üçüncü yol siyasetini yaşama geçirebilmek için demokratik ittifakı en geniş kesimlerle oluşturma çalışmasına öncülük etmesidir. Ancak bunu yapması durumunda geleceğin dizaynındaki kilit rolünü en geniş kesimlerin yararına daha sağlıklı bir biçimde yerine getirebilir. HDP'nin de HDP'ye inananların da altı genel başkanın oturduğu masayı güçlendirmek gibi bir görevi yok. Sorun Belki de devrimci siyasetin nasıl yaşama geçirileceğidir. Bu siyasetin yaşama geçirilmesi de bir araya gelen altı genel başkanın değil, Türkiye ve Kuzey Kürdistanlı devrimci siyasi yapıların sorunudur. Asıl sorun da buradadır. Henüz bu konuda umut veren bir gelişme yok. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu umutsuzluğu kullanıyor. Son tahlilde ise Erdoğan ve Bahçeli'den kurtulmak isteyenlerin duygularını kullanarak iktidar olmanın hesabını yapıyorlar. Devrimci siyaset bunun böyle olmayacağını, değişim ve dönüş üşüm olmayacak. Statiko korunacaksa gelenin gideni aratacağı bir oyunda taraf olma yanlışına düşmeyeceğini herkese göstermeli. İlkeli siyaset bunu gerektirir ve zamanda giderek daralıyor.